Evet arkadaşlar, bugün size gazoz tatlısı tarifi vereceğim demiştim. Öteki videolarımda konuşma yoktu. Bunu da konuşarak anlatacağım. Torunumla birlikte yapacağız. Burada gazozumuz var, unumuz, iki yumurtamız, sıvı yağımız, unumuz, mayamız. Burada da mayayı ıslamak için ılık suyumuz var. Bu lemcim döker misin mayayı anneannem buraya? Bu da benim mucizem, torunum. İçine anneanne. Biraz dışına döküldü olsun. Şimdi suyunu dök anneanne. Torunumun eli değsin. Tatlı daha da güzel olacak bugün. Şimdi onun kapağını kapat anneanne. Muz kabardı. Bu lemim döker misin hamuru lağın içine? Hadi yavrum. Bu hamuru böyle bunun içine dök anneanne. Torunum da yardım etmek istiyor. Dök anneannem hepsini. Heh, tamam. Şimdi gazozu dök. Bir bardak gazoz. Buraya yumurtalarımızı şöyle güzelce tut anneannem. Onları da dökeceğiz. Yumurtalarımızı da döktük. Döküldü. Şimdi yağ yağ böyle. Yağımızı koyalım. Evet. Hamuru tutacağız şimdi. Bu lemcim sen in anneannem oradan. Ben güzelce hamuru bir tutayım bakayım. Hadi anneannem. Sonra birlikte yapacağız gene, tamam mı? Sen burada dur, sandalyede istersen yanımda. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bütün malzemeleri bir araya kattık. Şimdi bunları karıştırıp ununu katacağım arkadaşlar. Bu lem, al bununla karıştır anneannem. Malzemeleri. Karıştır aşkım. Evet. Bugün torunumun eli değsin. Tatlı daha da güzel olsun. Evet anneanne. Karıştır karıştır aşkım. Bu benim mucizem bu benim. Anneannesinin il göz ağrısı. Yamacı uyuttuk. Tatlı yapıyoruz değil mi anneannem? Yamaç uyumadan yapamadık. Evet. Karıştırdık. Şimdi unumuzu vereceğiz arkadaşlar. Karıştır buyurun sen. Karıştır anneanne. Evet. Unumuzu eledik. Buraya koyduk. Sen karıştır buyurun. Ben un vereyim. Sen karıştır. Evet. Unumuzu veriyoruz. Unun ölçüsünü arkadaşlar kıvamını verdikçe anlaşılıyor zaten. İsteyip istemediği. Şimdi bu kadar verelim. Ve haber anneannem, şimdi ben azıcık karıştırayım, başlayayım yapma. Şöyle bir güzel karıştırıp kıvamını anladık mı un ekleyeceğiz arkadaşlar. Yaş ihtimalle karşı anneannem kullanırız elimizi sileriz diye. Yok anneannem, şimdi elimle tutacağım. Bunu buraya koyalım. Unumuzu ekleyelim. Ha, tut sen de. Biraz daha ekleyelim böyle. Yok anneanne. Tamam. Ben şimdi Bismillah diyerek elimle hamuru yoğurmaya başlıyorum arkadaşlar. Ya sen sokmayın anneannem sonra. Şimdi ben hamuru tutayım, sonra birlikte yapacağız. Sen otur aşkım buraya anneannenin yanına. Annene söyleyelim, onları oradan kaldırsın. Dağınıklığı. Evet arkadaşlar, ben şimdi güzelce hamuru yoğuracağım. Ondan sonra açımına geçeceğiz. Bu lemle birlikte açacağız değil mi anneannem? Hazırladık oklavalarımızı. Burada videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Ben daha güzel yoğurayım hamurumu. Evet arkadaşlar, gazoz tatlımızın hamurunu tuttuk. Kapağını kapatıyorum. Biraz dinlensin. Unumu da yanıma alıp salonda sofrada açacağım bu sefer hamuru arkadaşlar. Daha büyük olsun diye hamurlar. Bismillah diyerek gazoz tatlımızı yapmaya başlıyoruz. İlk önce soframızı unladık. Mucizemle torunumla birlikte yapacağız. Hamurumuz da burada arkadaşlar.
hamurumuzu alıyoruz sofranın üstüne. Şöyle güzelce bir kere daha yoğuralım hamurumuzu. Bıçağımızı burada. Böyle dörde bölelim hamuru. Böldüğümüz hamurları da böyle yuvarlayacağız arkadaşlar. Ama büyük oldu. Bu ufak hamurunu ekleyebiliriz. Bugün kızım yanında videomu o çekiyor arkadaşlar. İyi oldu. Biz de torunumla güzel güzel hamurlarımızı açacağız. Evet, ben şimdi bu laf sana vereceğim anneannem Umut, tamam? Tamam. Şöyle. Ellerim biraz patladı ama. Olsun. Şöyle bir ufak hamur bulalım, verelim bakalım. Bu laf ufak hamurlarla açsın. Al anneannem sen bunu şimdi aç. Evet arkadaşlar, bunları şimdi tekrar leğene koyuyoruz. Üstlerini kapatalım. Kabuk tutmasın. Hamurumuzdan başlayacağız açma. Gülüm sen şimdi az merdaneyi ver anneannem bana. Bu merdaneyi ver, sonra oklavayı buradan al sen. Bak bir sürü oklava var anneannem. Ben alacağım, sana vereceğim bunu sonra. Biraz büyütelim merdaneyle. Bismillah diyerek başlıyoruz. Bence şöyle. Evet anneannem. Buraya alalım. Kolay olsun. Al bakayım anneannem sen şimdi. Kalın olanı alalım. Tamam. Şimdi oklavaya geçtik arkadaşlar. Oklavayı da açacağız. Bu sefer sofrada yapalım. Daha ayrıntılı çekelim tatlımızı da. Birkaç defa verdim bunun tarifini. Konuşmadım arkadaşlar. Bu sefer anlatarak. Aşama aşama hepsini verelim. Aç anneannem sen de birlikte. Güzel bir tatlı yapalım. Ben de aç. Aç kızım. Arkadaşlar hamurumuzu açmaya başladık. Gördüğünüz gibi şahane bir hamur açılıyor arkadaşlar. Arada yumuşatıyoruz ki yapışmasın. Verelim anneannem. Al eline. Biz torunumuzla çok şahane bir tatlı yapıyoruz. Açılması yeter bu kadar. Şimdi yağlayacağız arkadaşlar. Bayağı büyük oldu. Sofra büyüklüğünde oldu. Yağ süreceğiz. Yağı alalım, yağ sürelim. Şöyle yağlayacağız arkadaşlar hamurumuzu. Güzel bir gazoz tatlısı tarifi arkadaşlar. Torunumun elinde misler gibi tatlı yapıyoruz ikimiz birlikte. Anneannesinden tatlı istedi. Anneannesi ona güzel bir tatlı yaptı. Evet, tarafını
kıvırma işlemi yapacağız. Arkadaşlar böyle buraya kadar kıvırarak getirdim. Buradan öte allı kararı kaldıracağım arkadaşlar. Kıvırması için şöyle püf noktası burası arkadaşlar. Kaldıracağım. Burada yatırdı. Bunları alıyorum. Buradaki kartlar tutacağız. Şöyle bir kıvıracağız arkadaşlar. Evet. Ay çok yaptın anne. Hamurumuz böyle olur arkadaşlar. Yılan gibi oldu anne. Buradan da kesimine başlayacağız. Bıçağımızı alalım. Kesmeye başlayalım. Kesmeye başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle kesimi de önemli bu tatlının. Çok geniş kesmeyeceksiniz arkadaşlar böyle. Fazla geniş keserseniz üstü çiğ kalır pişerken şu şekil. Hepsi aynı hizada olacak. Böyle. Böyle kesiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar hamurumuzu açtık. Açtıktan sonra altına kara tavuk koyduk böyle. Sonra yağsını sürüyoruz. Böyle kıvırıyoruz bir de arkadaşlar. Böyle güzelce bir yağ. Bu son hamurumuz arkadaşlar. Başta da çekmiyor. Evet, güzel peynirini alacağız. Ondan sonra kıvıracağız. Burası bir şey yani aşkım sana. Uçuna. Gülüm sen sürer misin anne? Her yeri yağlansın. Buradan sonra hamuru böyle kıvırmaya başlıyoruz. Elle ilk önce kıvırıyorum. Sonra peçeteyi kaldıracağım. Kendinden kıvıracak arkadaşlar. Şöyle geldik. Böyle kaldırıyoruz. Tarafı çekelim. Benimki de olacak. Benimki 2 dakika sonra olacak. Evet anneannem. Seninki de 2 dakika sonra olacak. Böyle arkadaşlar kıvırıyoruz. Benim daha bitmedi ki. Hamurumuzu düzeltiyoruz. Anneanne yalnız benim daha bitmedi. Kesim işlemine geliyoruz. Kesmeye başlıyoruz. Şöyle yapalım. Şu ucunu kullanacağız arkadaşlar. Kestiğimiz hamurları da böyle tepsiye diziyoruz arkadaşlar. Onlar tepside de güzelce kabaracak. Daha sonra pişireceğim. Arkadaşlar. Böyle diziyoruz. Bereketli hamur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tepsi doldu. İki tepsi hemen olacak herhalde hamurlarımız. Evet arkadaşlar, tuttuğumuz hamurdan iki tepsi
gazoz tatlısı çıktı. Bu kabarmamış halleri arkadaşlar. Şimdi bezi örteceğim üstüne. Kabarmalarını bekleyeceğim. Kabardıktan sonra pişireceğim arkadaşlar. Bir kahve molası verelim. Kızımla bir kahve keyfi yapalım cennet kafede arkadaşlar. Bir dinlenme molasını hak ettik. Evet arkadaşlar, torunumun karnı acıktı. Ona yağda yumurta pişirdim mucizeme. Burada da fırınımızı hazırladık. Davul fırında pişireceğiz tatlılarımızı. Burada da tatlılarımız kabardı arkadaşlar. Bu tepsi daha sonra pişecek. Bunu pişireceğiz şimdi. Evet arkadaşlar, tatlıyı fırına verdik. Şerbetini yapacağım. Böyle şekerini ölçerek koyacağız arkadaşlar. Bu birinci bardak. Bu 6. bardak şeker. 6 bardak şeker koyacağım. 7 bardak da su kullanacağım. Evet arkadaşlar, 1. bardağımız. Buradan ben arıtıcıdan koyuyorum arkadaşlar. 2 bardak. 3 bardak. 4 bardak. Hiç kesmiyorum videoyu arkadaşlar. 5 bardak. 6 bardak. Son bardak arkadaşlar. 7. bardağı koyuyorum. Evet arkadaşlar, bu kadar. Şerbetimizi ateşe koyuyoruz. Tatlı soğuk, şerbet sıcak olacak arkadaşlar. Tatlı da fırında. Tatlıyla oyalandık. Yemek yapamadık. Eşim geldi, ona ekmek arası hazırlayacağım arkadaşlar. Bu gece de böyle olsun. Yapacak bir şey yok. Böyle pul biberini de serpiyoruz. Biraz da tuz arkadaşlar. Bu gece böyle oldu arkadaşlar. Tatlı uzun sürdü. Ekmek arası, torunumu da yumurta pişirdim yağda. Eşime de ekmek arası yaptım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Hadi bize afiyet olsun. Yaparsanız sizlere de afiyet olsun arkadaşlar. Gazoz tatlılarımız pişti arkadaşlar. 2 tepsi. Şerbetini kaynatıyorum. Bir tepsisini açacağım arkadaşlar. Şerbetimiz kaynıyor. Burada da bir tepsim var. Bu da haşlanacak. O bittikten sonra bunu haşlayacağız arkadaşlar. Şerbetini veriyorum tatlının. Tatlı soğuk. Şerbet sıcak arkadaşlar. Tatlımızı haşladık. Üstüne de tepsi kapadım. Gazoz tatlılarımız oldu arkadaşlar. Türk kahvemizi de yaptık bol köpüklü. Eşimle birlikte keyif yapacağız arkadaşlar. İster gibi. Yapan herkese afiyet olsun arkadaşlar. Bizlere de afiyet olsun.